Golü kim attı görmek için boş yere reklam izleme. Volenin reklamsız, ücretsiz canlı skoru uygulaması Sports yayında. Maç kadrolarını, golleri, istatistikleri kesintisiz takip et. Voley yorumcularının maç önü özel yorumlarını izle. Sports uygulamasını yorumlardaki linkten hemen indirebilirsin. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Milyoner. Bilyoner FC Pazar'a hoş geldiniz. Günün maçlarını Serkan Akkoyun'la bir kez daha beraber konuşacağız. Serkan'cığım hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Öncesinde bir hatırlatmamız var. Milyonerde eğlencenin adresi Milyonerde kampanyalar biliyorsunuz ki bitmiyor. Milyoner diyor ki iyi arkadaş gol getirir. Peki bu gol nasıl atılıyor? Şimdi size onu anlatalım. Ben Milyonlara üye olduğunda 20 TL kazanıyorum. Serkan da benim referansımda üye olursa 20 TL kazanıyor. Fakat Serkan hesabına 100 TL yükler ve 100 TL'lik harcama yaparsa hem ben hem Serkan 50'şer TL değerinde milyon puan kazanıyoruz bunun sınırı da yok. Ne kadar çok arkadaş getirirseniz o kadar çok milyon puan kazanıyorsunuz. Milyonlara da bu kampanya için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Gelelim ilk konuşacağımız maç Everton-Chelsea karşılaşması. Çok ilginç bir maç bu arada. Şimdi bugün fena maçlar var. Evet. Ciddi söylüyorum. Hele bir de bugünün maçlarını oynayacak takımların hafta içi değil mi? Perşembeden geliyorlar. Evet. Perşembeden maçla geliyorlar. Yani Tahmin yapması zor. Çünkü öyle bir şey ki ben mesela şimdi düşünüyorum ha, pazar Everton Chelsea maçı var. Everton Tot şey Everton Newcastle maçına bakıyorum. Tık 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 nasıl 3-0 oldu her maç? tripiye falan asist hmm. yaptı. Enteresan işler evet. yaptı. E diğer tarafta Tottenham maçın başında attı öne geçti. Evet. Hop oradan sonra ward gene çıktı. Şimdi Tottenham Newcastle bir de birbiriyle oynuyor bunlar şimdi. Tottenham evet. Newcastle falan onda konuşuruz. O yüzden zor. Chelsea bence tekrar sallanmaya başladı. Evet. Söyleyebileceğim bu. Özellikle sıkışan oyunlarda kullanamadığı bir yedek kulübesi var. Oradan çok sıkıntı yaşayacak. Orada bir patlama oluyor. Şimdi Chelsea, Manchester United'a penaltısız kaçan penaltısız verdiği x'ciyi hatırlıyor musun? Yok. 3-38. Penaltıyı saymıyorum. Onu da eklesen 4-17. Penaltısız 3.38x verdi. Ki Bin... savunması iyi bir takım aslında baktığın zaman. Çok kötü oynadılar ama. Evet. Çok kötü oynadılar. Ki Onana'nın da yine kurtarışları vardı. O da maç mı seçiyor nedir anlamadım. Onana zaten toparlamıştı Galatasaray maçına kadar. Orada tekrar bir ve... Galatasaray maçında yine bir saçmaladı. Ama sonra yine, yine iyi, şey, döndü. Şey, iyi döndü. Ee, Chelsea'nin en büyük sırrının sıkıntısı hücum şeyi yok. Yani mu, Ver Mudri'ye koşsundan başka bir şey evet. göremiyoruz. Ya da Ver Palmer'a o bir şeyler yaratsın. Palmer'a verene kadar da evet, bazen evet, gelemi evet. çünkü Palmer'a da yay çevresinde vermen evet, lazım. Evet, Gene o golü de kendi çıkardı. çıkardı. Taşı taşı çok akıllı ama ters Çok evet olacak. ya çok güzel vuruş çok yani. Çok zeki çocuk. O yüzden hiç güvenmiyorum Chelsea'ye ama Everton da çok yoruldu. Doğru. Yani nasıl bir dar kadro. Evet. Dar kadro rotasyon yapamayacak. Herkesin böyle dili dışarıda bitirdi. Newcastle maçını zorlandılar da bayağı Newcastle hediye etti. O yüzden ben Everton'ın zorluk çıkaracağını ama Chelsea'nin düşük skorlu da olsa sanki bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Biraz şey risk alıyorum ve böyle bir şey. Ya şimdi ediyorum. Everton yoruldu ama Everton'ın da durumu yani düşme potasından çıktılar bu hafta işte. 10 puanları silinmişti yanlış hatırlamıyorsam. O da çok. Tabii ee, tabii yani normalde buranın takımı değil zaten Everton. Ama oyun olarak da çok ciddi toparladılar. Ben bu gaz almışken biraz daha puanla devam etmek isteyeceklerini düşünüyorum. Ee, şöyle bir bakıyorum hani Natakip Forrest'ın da falan üstüne geçebilecek bir takım Everton. Ben bu maçtan uzak dururum. Hep beni uzak durduğum maçlar var ya bundan da uzak dururum. Ama illa hani Serkan dedin ki beni kırma bu maça bahis yap. Seni kırmam. dedim ki Everton kaybetmez. Sürpriz Güzel. kuponuma koyarım. Güzel. Olur. Gelelim. Toplum Newcastle maçına az önce değindin zaten. Bir başka Perşembe yorgunluğu. Evet. Valla ben bu maçta da mesela şimdi Everton Chelsea maçını biraz daha sıkışık beklerken bu maçta da yorgunluk mu olur? İki takımın arasındaki maçların geçmişin getirdiği bir şey mi olur? Ben golli, yani son dönemde gollü bir maç oluyor bunlarda. Ben gollü bir maç bekliyorum. İki takımda evet. inanılmaz eksikler var bu evet. arada. Hani Newcastle'da son maçlarda böyle biraz tutuk gibi görünse de bu maçta ikisi de açık oynar. Net e nete gider. Ben üst maçı bekliyorum açıkçası ya. Ya sonun oynamama durumu var. Son oynamazsa da üst bekler miyiz? Yani üstten illa Tottenham'ın üste katkısı olur diye bir şey yani. 2-3 yani 0'da olur. 2-1'de olur. 3-0'da olur. 3-1'de olur. Şu Romero varsa duran toptan bir gol olur. Evet. Ee, ki oldu evet. geçen hafta. Yani, yani hafta içi. Hani Tottenham'a çok golden güvenmekten ziyade ba bazı şey yorumu yapıyorum ya. İki takım atmaz, iki takım yer. Yer. Anladım. Bu bu yer maçı. Yerden üstü olacak maç. İki takımda inanılmaz eksikler var ya. Yani Chelsea'da i̇şte, da Pop'un oynaması şüpheli. Pop, Mantar, Pop, zaten Burn ben yanlış Staff, bilmiyorsam Pop Anderson, şey. Mantis, Murphy, Wilson. Pop değil miydi o sakatlanan? Pop. Ee, sakatlanan Pop işte. Pop şey ya bayağı sakat olması lazım. Hatta Deh'anın ismi falan geçiyor doğru sonucu. ya doğru doğru Top yok, yani, yok 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 sezon yok yani aynen Deh'anın ismi geçince şu an tekrar hatırladım eee yani zor bir takım maç ya zaten Tottenham'ı bu hale getiren sakatlıklar oldu. Özellikle Madison olmayınca Madison olmayınca evet. bak insanlar şunu kaçırıyor olabilir. Sezon başı Tottenham'ı konuşurken hep diyorduk ya Tottenham'ın gelişen oyunu ve aslında oyunun merkezinde de Madison vardı. Tabii. Yani Madison oradan çekince böyle şeyi çöktü. Kurduğu sistem çöktü. İşte o Cenga'daki Heh. son şey vardır ya onu Yanlış, alırsın evet, dökülür işte oydu sonra. yani. Devrildi. O yüzden Madison çok kritik. Belki Madison olsaydı şu puan kayıplarının yarısı olurdu. Ama Madison'sız hiçbir şansı yok yani Tottenham'ın. Doğru. Bu maçta da bence patır patır dökülürler ya. Yani. Doğru Gol. söylüyorsun. 3 3 3 3 golü görürüz diye tahmin ediyorum. Ben de şu an ikna oldum üst seçeneğine. Ben de üst diyeceğim ya. ya çünkü hakikaten yerler. Öyle görünüyor. Atarlardan ziyade Öyle yerler yani. yani. Bir diğer çekişmeli maç. Bu neymiş ya? Bu Bugün ne biçim maçlar var Çok yani? Çok sert. Roma-Fiorentina maçı. Ya Hadi maç, buyurun. Maçlar şey değil mi? Böyle hani alayım mısırımı işte alkollü, alkolsüz içeceğimi oturayım da Yok gergin değil. oturuyorsun. Evet. televizyonun yani. başına gergin Allah, geçiyorsun şimdi yani. Oğlum. Tottenham, Newcastle, Everton, Chelsea. Yani bizim buraya aldığımız maçlar bunlar bu arada. Yani belki şeye ben baksak. Bir tane baksak almadığımız yani. Almanya'sında, Fransa'sında. Roma, Fiorentina. Şey değil mi ya Roma, Fiorentina? Yani aynı jenerasyonuz. Bizi biraz eskiye götüren Tabii bir canım maç canım yani. yani. Del Vecchio, yani. Monte ya. İşte Nuno Gomes, Nuno Rui, Rui Costa, işte Dilivio. Dilivio, evet. Tam böyle bir çok yani İtalya deyince cidden Roma'sı, Fiorentina'sı belki şimdi çok esamesi okunmuyor ama zamanında Brescia'sı, Brescia. Ondan sonra Perugia'sı, Perugia. Bologna gene, Palermo. Palermo'su gene şeye geçti. Ee, Bologna'da yükselişe çok, geçti. Çok Roma'taydı. çok çok şimdi Premier Ligi de tabii çok keyifli takip ediyorum, izliyorum ama o 90'lar, 2000'ler başı İtalya'sı, evet, Serie A'sı kadar bana keyif veren bir lig. Tabii, Belki de çocukluk diye de bilmiyorum ama her takımın kadrosunda inanılmaz yıldızlar. Şöyleydi. Tam o aslında birleydi. Mesela şu, son iki seneyi ele alalım. Bu seneyi değil de iki seneyi. Dünyanın en iyi, en izlemesi keyifli futbolcularını sıraladığımızda. Mesela Almanya'da işte Haaland vardı. Sonra İngiltere'ye geldi. Mesela Fransa'da Mbappe var. İşte... Suudi Arabistan'da Ronaldo var. Fransa'dan Amerika'da Messi. Amerika'ya giden. Yani, yani. Aslında her yerde birini bulabiliyorsun. Evet. Ama o dönemde, bizim dönemimizde herkes İtalya'daydı. Dışarıda kimse yoktu. Ya, ya Emre Belizoğlu Inter'e gittiğinde sonrasında hani soruyoruz neden Inter'e gitti? Çünkü adam diyor ki dünyanın en iyi ligi, dünyanın en iyi. Yani Brezilyalı Ronaldo'nun olduğu takıma gidiyorsun. Doğru. E o zaman Zidane Juventus'ta. E aklında tabii. kim geliyorsa İtalya'dan. Hı? Abi o dönem 2000-2001'de bir Lazio kadrosu var. Tabii Cres, Fiore, Veron, Crespo, Simeone, Kuto, Fiore, Nesta, da Nesta, orada. Stam yani, da orada. Stam da orada, Mendiata falan ya acayip bir şey ya. Gerçi o takım batıyor sonra. <laughs> Fiyat evet. olarak yani biraz öyle bir sıkıntısı e, oldu da. Lazio, Parma. Parma desen aynı. Işte şampiyon olan Roma. Roma. Toddy, o yüzden nemdiata kesinlikle Nendiyata yok. pardon kim vardı ya tomassi vardı orta <laughs> sahada tomassinin yanında fuser vardı yok fuser Parma'daydı. idi fuser parma kafu vardı zaten savunmada kafu sağda solda uzun saçlı kufre kufre arjantinli o vardı ee, şey zago vardı stoperde şey Aldair vardı, vardı, vardı. vardı diğer partneri evet. Dar forma. Bo evet. Mesela kırmızısı daha koyu. Bordo bir kırmızı. Pod vardı. de Montella. Evet kırmızısı daha koyu. Yani Pod de Montella Delvecchio zaten. Emerson. Emerson. A, Emerson, tabii Emerson, canım Emerson vardı. Ya, Emerson. Ee, şeyin öz evladı kimdi? Teknik direktör ve İngiltere Kapello'nun. Kapello. Sonra Real Madrid'e falan. Real Madrid'e götürdü i̇şte Emerson. İşte oraya İspanya'nın 2000'lerin ortasında Fiorentino Perez'in Madrid belediyesiyle beraber o stat ve tesis inşaatındaki gücünü kullanarak yaptığı yatırım ve sonrası Galacticos aldı götürdü. Sonra İngilizler zaten işte o şeyden sonra yasaktan sonraki süreci çok iyi yönetti. 90'ların ikinci yarısı şey 2000'lerin ikinci yarısından sonra zaten babalar invest 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 oradan uçtu. Ama bizim için Roma Fiorentina her zaman keyifli şeydir. Kusura bakmayın bu arada genç izleyicilerimiz mutlaka vardır bizi ama yani o kadar güzel şeyler izledik ki biz ne zaman bu Roma Fiorentina işte Inter Milan Lazio Roma evet. falan maçları görsek biraz geçmişe mecburen gidiyoruz o günlerin hatırına. Evet. E, sıkılan varsa kusura bakmasın yani. Yani bence yani bu programı izleyen arkadaşlar zaten meraklı arkadaşlardır bence. ve neymiş ya bunların anlattığı deyip şöyle bir 90'lar İtalya nostaljisi yaparlar. Bu maçta bence bak Mourinho'nun Roma'sı çok iyi. Inter'i hep övüyorum ya Roma da çok iyi takım. İyi takım. Mourinho baya iyi bir hücum takımı yapıyor. Hı -hı. Orada zaten Santrafor'dan çıkarıyor ekmeğini. Yani harbiden adam psikolog, teknik adamlık Tabii. şeyine geçti. Vincenzo Italiano da açık oyun sever her zaman. O evet. da yani İngiliz tipi İtalyandır hani modern futboldan. Hı -hı. Ben bu maçın sıra A'nın Sıra Dışı, Serie Dışı maçlarından biri olacağını, gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Mantıklı. Bandora dese Roma kazanacak çok formdalar. Evet. Roma kazanacak gibi geliyor. Kazanmada Roma'ya ben de daha yakınım. Ama birbirlerine de gol atacağını. Ona ve... da katılıyorum. Üstlere katılıyorum. Artık evet, o gollü olacağını. Sizin nasıl kupon kombinlediğinize göre size Aynen. kalmış bir durum. Oranlara bakıp. Gelelim bir diğer karşılaşma. Barcelona Girona mücadelesi. Barcelona zorlanır mı Girona karşısında? Girona'nın bu... çıkışı Barcelona karşısında sürer mi ya da öyle? Cevap. Girona bir sene Enteresan enteresan takımı. Evet. Aha, yani 15. hafta hala liderliğin peşindeler. City grubun Evet. sahibi olduğu bir takım. Abu Dhabi City Group yatırım yaptılar. Michel takımında. Şey şey de var ya bu arada. Oyuncular da iyi yani. İyi. Dobrikler şey neydi o? Kenar oyuncuları Savio, Stuani Savio. üretiyorlar. Herrera falan da orada olması lazım. Evet. İyi yani iyi oynayan bir takım. Bu Katalan takım bunların ikisi dedim. Tabii Girona da Katalan takımı. Katalan derbisi o zaman. O, uzun süredir karşılaşılmayan e, eskimiş bir Katalan derbisi. Burada şey var. Şu Artem Dolby'yi çok isterim de Türkiye'ye gelsin. aldılar. Evet. Bu saatten sonra da çok zor. Şu anda adam takım en golcü oyuncusu ve takım buraya taşıyan oyunculardan biri. Bu Girona'da şey var. E, bizim ülkemizde seferatlar vardır ya. Bu Girona'dan gelmiştir çoğu. Öyle mi? Tabii. O, o da orada e, bunların Isabel diye bir tane şeyi var kraliçesi var. Hı hı. Aragon kralı ile evleniyor. Oh, Arok'taki değil. Gerçekten Aragonlar var yani. <laughs> Aragon. Aragon kralı ara, ara, ile evleniyor. Vuru, vuru, vuru. <laughs> Ama gerçekten onlar gibi şeyler yani. E, sıkıntılı tipler. Bu Isabel çok koyu e, katolik olması lazım. Ve Müslüman Yahudi düşmanı. Hatta işte o evlendiğinde kocasına diyor ki işte bu şeyde İber'de Ciron'a İber, İber tarafında. Bölgesinde. İber'de son Müslüman ve Yahudi kalana kadar yani gidene kadar yıkanmayacağım diyor. Ama inançlarında öyle bir şey varmış. Yani yıkanmanın hastalığa sebep olacağını ve tamamen çıplak kalmanın e, günah olduğuna inanıyorlar. Ve gerçekten doğduğunda vaftiz olduktan sonra ölene kadar hiç yıkanmıyor. pis ölmüştür zaten o zaman. O büyük ihtimalle işte o soykırıma kalkışınca Müslümanlara ve Yahudilere. Ee, bizim 1490'larda bizim padişah kimdi? Valla yalan olmasın. Bilmiyorum kim o. 2. Bayezid falan mıydı acaba? Onun emriyle. 1453 Fatih Sultan Mehmet olduğunu düşünürsek. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet. Onun emriyle Piri Reis'in amcası gemilerle oradaki seferatları e, Türkiye Osmanlı topraklarına getiriyor. Ve kadın ölüyor. Öldükten sonra abi, kıyafetleri o kadar pis ki dönemin ressamları Isabel sarısı diye bir hmm. renk kabul ediyorlar. Uka yani şimdi iğrençleşmeyeyim de tamam, Ayhan Sicimoğlu'ndan evet. dinledim ben de. Öyle bir sanatta Isabel sarısı diye bir sarı kabul ediliyor. Girona ile ilgili yemek bilgim yok ama bu daha tam dehşet tersi verici iştah bir kapatan bir şey. Dehşet verici bir bilgim var. İştah yani. kapatan böyle bir bilgim var. Ee, <laughs> bu maçında ben de Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Böyle <laughs> ben şeyde, de. Şeyle, i̇yi defansla kazanacağını Üst olabileceğini de düşünüyorum. İki açık oynayan takım. Gerçi e, yani Barcelona hani savunmaya da önem veren bir takım olmasına rağmen ben üst olabileceğini de düşünüyorum maçın. E, gollü Barcelona galibiyet de olabilir. Ama Barcelona günün sonunda üzülmez. O zaman karşılıklı gol olur Karşılık diyelim. Karşılıklı gol de olur. Onu da anlaşalım. Aynen anlaşalım. Güzel. Barcelona yenerse de geçebiliyor mu Girona'yı? Geçemiyor. Yok Biri ama ana... çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Zaten Zaten kazanamazsa lazım. geçmiş olsun sezon gibi bir noktaya geliyor Barcelona. Atletico Madrid maçı bana ümit verdi ya. Çok akıllı oynadı ee Barcelona Atletico Madrid'e karşı. Hı hı. O yüzden Real Madrid de inanılmaz abi yani. Şimdi bakıyorum 3'ler 5'ler havalarda uçuşuyor ya yani. Zor. Real Madrid işi dua zor. etsin yeni sakatlık yaşanmasın. Evet. Real Madrid'imiz iyi durumda. Barcelona'mızın işi zor. O zaman ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Son bölümdeki bilgiler için kusura bakmasın arkadaşlar. Umarım yemek yerken dinleniyorlardır. bilgiler. Yok ya sabah zaten program çok yemek saati mi oluyor? Bak, Gerçi bak, öğlen yemeğinde pazar, denk gelebiliyor. Pazar geç kahvaltı falan. Yani pazar, geç etmeyin kardeşim kahvaltınızı. Erken edin biz burada. Bunları konuşabiliyoruz yani. Ben büyük ihtimalle <laughs> bu video yayınlandığında kahvaltı ediyor. Ben geç kahvaltı ediyorum. Geç kahvaltı seviyorsun. O yüzden. Ben muhtemelen uyuyor olurum. O yüzden evet. daha şey olmaz. Sen erkenden maruz kaldın. Aynen. O yüzden yemeklik bir durum yoktu rahat Aynen. oldu o yüzden. Kaldırabildim durumu. <laughs> Ağzınıza ağzına sağlık. Senin Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş o kadar çok milyon puan o kadar çok eğlence. Milyoner.